Binicilik aktivite olarak neredeyse insanlık tarihiyle yaşıt. Ancak ülkemizde son yıllarda çok ciddi bir spor dalı olarak kendini gösteriyor. Sürekli çalışma, eğitim, kendi kendini yetiştirme ve sosyal beceri anlamında büyük ilgi var. Mausa'da 2005 yılında temeli atılan Royal Atlı Spor Kulübü, bir at ve bir eşekle başlayan yatırımı günden güne büyüdü. Günümüze kadar gelen süreçte çok büyük bir emek harcandı. Binicilik sporuna verdiği hizmetten dolayı Royal Atlı Spor Kulübü'nü tebrik ediyoruz ve bundan sonraki çalışmalarında ve katılacakları yarışmalarda başarılar diliyoruz. Spor analiz programının bu bölümünde Mausa'dayız. Mausa'da bulunan Royal Atlı Spor Kulübü'nde binicilik sporunu konuşacağız, tesisleri konuşacağız. İyi seyirler diliyoruz. Royal Atlı Spor Kulübü'ndeyiz ve Royal Atlı Spor Kulübü Direktörü Sayın Şevki Alçıner yanımızda. Öncelikle böyle bir tesise sahip olduğunuz için tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir tesis. Uzun zamandır da aktif. Önce nasıl kuruldu? Bir bunu aktaralım, sonrasında devam edelim. Önce yıl 2005'te babam işte başladı bu işe burada. Bir atla ve bir eşeğle başladık bu ülkeye. Atı da bize buradaki hocamız Mehmet Hoca bulduydu. Evet. İsmi Bulut'udu atın. Bir attan bir eşeğinden başladık. Ondan sonra bir at ben aldım. Bir at Mehmet Hoca aldı. Bir at Ozan aldı kardeşim. Ve yavaş yavaş 1-2'den pansiyonumuz geldi buraya. Yavaştan yavaştan 1500 metrekaredeydi yerimiz daha önce. Şimdi bugün 20 dönümün üstündedir yerimiz. Epey zaman harcadık. Epey emek koyduk. Yani parayla biçilmeyecek emekler konuldu bu çiftliğe. Gerek kardeşim olsun, gerek babam olsun, gerekse ben olayım. Son 2017 yılında ben İngiltere'de tabii ki bu işi yapardım. Buraya atlar yolladım. Babamın isteği üzerine İngiltere'de at yolladım. Kendimize ilk Apache atlarını biz yolladık adaya. Ondan sonra Frisian atları geldi. Yurt dışından Bulgaristan'dan at getirdik buraya. Belçika'dan at geldi. 2017 yılından sonra da ben buraya geri dönüş yaptım, kesin dönüş. Kendi atlarımı da getirdim. 4 tane atım vardı. Onları da getirdim buraya. Şu anda toplam kaç at var? Şimdi burada toplamda 43 tane atımız vardır. Yani 2 ahırımız vardır boş. 43 mevcut atımız vardır. 7 tanesi kulübümüzün atlarıdır. Diğerleri de pansiyon atıdır. Burada ne eğitimler veriliyor, ne hizmetler veriliyor? Burada temel binicilik eğitimi verilir. En baştan biz tabii ki Kıbrıs'ta at dediğinde insanların aklına önce attan düşme gelir. Ondan sonra ısırma gelir. Tabii ki böyle bir şey yoktur. Veya düğünler gelir. Tamam. Böyle bir şeyler yoktur. Yani bizim burada sünnet atımız vardır. Ondan sonra düğün atımız var. Kına gecesi atımız vardır. Arazi gezi atları vardır. Show jumping atları vardır. Bunlar tabii ki hep kategori kategori sıralanır bütün atlar. Ama esasında biz burada binicilik eğitimi veririz. Temel binicilik eğitimi. Tabii ki yetenekli çocuklar da show jumping yaparlar ve yarışmalara katılırlar. Gerçekten de başarılı ve iddialıyız yani. Evet, Royal Atlı olarak, kulüp olarak. Yani bazen nasıl bir Mausa Türk gücü kendi ismini çıkarttı artık. Bu Lefkoşa'yı, Girne'yi geride bıraktı. Bizim Royal Atlı Spor Kulübü de son 5 yıldır böyledir. Derecelerde görüyoruz isimleri. Yani fazla söylemeye gerek yoktu. Arkadaşlarımız zaten bilir. Evet. En ezeli rakibimiz de şeydir, Tunac Atlı Spor Kulübü, evet. Ziya Tunac, evet. O da bayağı bilinir yani. Evet, onlara selamımızı iletelim. Evet, selamımızı iletelim Ziya Bey özellikle. Evet. Ne gibi sıkıntılarımız var? Başta yol olmak üzere. Yolu gördünüz zaten, söylemeye gerek yoktur. 15 yıldır bu yolun bir sözünü Sayın Ferdi Sabit Soyer'den tutun,
meclis başkanı, ondan sonra şimdiki belediye başkanı, yani geçmişteki milletvekilleri, Fikri Ataoğlu, herkes bize bu yolun sözünü verdi. Ama hepsine talebiniz hepsine oldu. Hepsine talebimiz oldu. Evet. Bir tek talebim benim gerçekten şey olmadı. TC Büyükelçiliğine talebim olmadı. Çünkü TC Büyükelçilik bence bir şey yoktur burada. Çünkü bu bizim memleketimizdir. Ben 22 sene sonra İngiltere'den buraya kesin dönüş yaptım. Evet. Ki geldim buraya böyle büyük bir yatırım yaptık. Çocuklarımızı zararlı yerlerden uzak tutalım diye ben kendi çocuklarım için de yaptım burayı. Evet. Ama tabii ki Mausa'nın çocukları hepsini bizim çocuklarımızdır. Ben isterim çocuklar spor yapsın. Spora yönelsinler. Spor yapan her çocuk kötü şeylerden uzak durur bence. Onun için bizim amacımız burada spor yapma. Ha biz burada kulübü, bizim gelir kazancımız burada yoktur. Olsa bile biz tekrar kulübe yatırırız bu parayı. Evet. Ama biz tek istedik, bir tek şey istedik bu hükümetimizden. Yani benim bilirler, herkes bilir beni. Benim politikayla çok işim yoktur. Ben yani kendi işimi yaparım zaten. Evet. Ama ben onların bir tek şey istedim. Başka hiçbir şey de istemedim. Buracıkta bir tane tuğla, bir tanesi koyduysa yardım amaçlı. Bana gelsin ne ister söylesinler. Bir tek yolu istedik. 1.2 kilometredir bu yol. Evet. Geldiler sağ olsun son Oktay abimiz, belediye başkanımız zamanında döktü bu şeyi, mekaniği. Evet. Olmadı, çukur çukur oldu. Son zamanımızda İsmail abi Artel, o gene aradığını düzeltti. Olmadı. Ama bu iş olmaz böyle. Bu komple asfalt istiyoruz. Asfalt olacak. Çünkü insanlar gelsin gitsin buraya. Adam gelir buraya bir hafta gelir, iki hafta gelir. Üçüncü hafta ya der arabam gitti der. Biz çok araba attık. Mehmet hocamız o da araba attı. Kemal, babam hepsimiz yani çok 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 büyük. Yani bu yaptığımız bu masraflar arabalara yol olurdu yani. Evet. Ama hala daha bu yol olmuyor. Ve çok büyük müşteri kaybımız var bizim burada. Mausal olarak. Yani ben çok defa da gerçekten çiftliği kapatmayı bile düşündüm bu gayatırım. Burada temel binicilik eğitimi verirken sonuçta buraya sürekli gelen müşteriler de var. Evet. Yani insanlar, çocuklar der ki müşteriler. %80'i gelirler buraya. Başarılı çocuklar da vardı. Çok başarılı çocuklar da oldu. Kendilerini biliyorlar zaten. Ama ne oldu? Adam ya gerçekten istemiyor bu yoldan gelsin. Yani. Yani bu yol çok büyük sorundur ve bizim şu an 45 tane şeyimiz vardır, öğrencimiz vardır. Evet. Yani yarış takımına dahil, hı hı, dışarıdan gelen öğrencilerimiz de. Bu olabilir 145-245 de olabilir. Sayı artabilir. Çok artabilir ama gelen gerçekten 2 ay sonra vazgeçer gelsin bu yola mana. Bu yol bizim için çok çok büyük bir derttir. Ama kimseye derdimizi anlatamadık ya da beceremedik. Başkaları çünkü iyi becerirler bu işleri ama biz herhalde beceremedik. En azından ekranlardan söylemiş. Evet, söyleyeyim. Böylesine güzel bir tesiste en azından evet, yolunun tamam olması lazım. İleriki aşamada daha da fazlası yapılabilir. Tabii ki. Bak elektrik tamam değildi burada. 3 kişi bir olduk burada. 150 bin TL koyduk. Seyhan burada, benim ve Bulut. Tamam, buraya elektriği biz getirdik. Evet. Hükümet getirmedi buraya elektriği. Suyumuz yoktu. Sağ olsun belediye başkanımız İsmail abi, İsmail Artel getirdi bize buraya. Suyumuzu da koydu yani buraya. Ama devamlı elektriklerin dolayı su hattını kestiler bize. Ve içinde elektrik suyumuz olduğu halde su dağlamayı tanker çağırdı. Yani sıkıntılı biraz o da. Tabii o da sıkıntılıdır. Ki su sizin için çok hayati değer. Yani yemden daha önemli bizim için sudur. Çünkü atlar yani su ihtiyacı çok yüksektir. Tabii ki yıkamaları var, temizliği var. Bu temizlik vardır, atları temizliği vardır. Bu iş biraz titiz bir iştir. Gerçekten üstündeyiz. Burada ekibimiz bizim vardır. Belki de 12 kişi ekip vardır. 5 tane hocamız vardır. Destek veren insanlar vardır. Yani Mausa halkından yani iş adamlarından da manevi destek alırız. Burada gelirler. Yani çocuklarını getirirler buraya giderler. Ama dediğimiz gibi yani beret olarak belki siz yapabilirsiniz bir şey ama ben bir tek şey isterim bunlardan. Bu kadar başarılı bir kulübe 1.2 kilometrelik bir yol yapılması şarttır. Evet, bunu da aktarmış olalım en azından. Lüzumdur yani bu yol olması şarttır. Peki ülkedeki binicilik sporunun durumu nasıl değerlendirirsiniz? Ülkedeki binicilik sporu her gün, ben tabii ki bu arada federasyonda yönetim kurulundayım. Hı-hı. Binicilik federasyonda. Ülkedeki binicilik her gün bence artmaktadır. Bu 5 sene önce zaten belliydi nasıldı. 4 sene önce daha iyiye gitti. 3 sene. Ben zannederim bu yıl 2022'de Covid biraz etkiledi bizi. Ama 2022 yılında
Ki geçen haftaki yarışta Terzioğlu'nda, Güzelyurt'ta olan yarışta 120 santimi 4 tane sporcumuz başarıyla tamamladı. Evet. Ki daha önceki senede 120 santimde yani temiz parkur yapan çıkmazdı. Çıkmaya başladılar. Atlar güzel şimdi. Biniciler çok iyi. Daha bilinçli. İyiye doğru gider. Tabii ki yurt dışından buraya her gelen hoca, her gelen öğrenci bizim için artıdır. Çünkü yurt dışlarında bildiğiniz gibi çok daha ilerlediler. Yani bugün İngiltere bizden mesela 70 yıl öndedir bence show jumping'de. Türkiye herhalde bir 10-15 yıl. Ama bunun Belçika'sı var, Almanya'sı var. Yani yurt dışına çocuklarımızı da götürürüz. Yarışmalara katılırlar. Bizim KKTC'yi tanımasalar da Türkiye üzerinde katılırız yani yarışmalara. Eylül'de gene gideceğiz Allah isterse. Yani bu sporu çocuklarımız yapsın. Tabii ki birazcık elit spordur. Para isteyen bir spordur. Yani bu bir basketbola, bir futbola, bir voleybola benzemeyen bir spordur. Yani birazcık şeydir, masraflı bir spordur. Ama biz herkese de, parası olana da, olmayana da elimizden geldiği kadar kulüp olarak, ben şahsi olarak yardım etmeye çalışırım. Bu sporu seven ne yaptırmaya çalışırız yani. Royal Atlı Spor Kulübü'ne ilgi nasıl? Gelen var zaten biliyorum. Royal Atlı Spor Kulübü yani çok güzel bir kulüptür burası. Yani iyidir. Yolu iyi olmasa da kulübümüz iyidir. Kulübümüzün üyeleri çok iyidir. Müşterilerimiz iyidir. Yarışma günleri en yoğun olan kulüp burasıdır. Evet. Yarış olduğunu zaten sayıdan bellidir. Yani ilerisi için neler planlıyoruz? İlerisi için benim tek amacım mesela yarışmalar olsun. Uluslararası yarışmalar ben isterim. Senede bir bile olsun yani uluslararası yarışma. Gerekse bizim kulüplerimizde, gerekse yurt dışına çocuklar gitsin, yurt dışında çocuklarımız görsün. Tabii ki biraz atları yurt dışına çıkarmak biraz maliyetlidir ama günün sonunda ben iki at tınan İngiltere'den buraya çekerek geldim yani. İsterse insan buradan Türkiye'ye gidip yarışabilir yani. Tabii ki bu da biraz şeydir. Biraz zorluk çıkarlar bize. Çünkü KKTC'yi tanımazlar. Yani onlar da vardır. Ama aşacağız yani bunları. Bizim yönetim kurulumuz da iyidir. Yani Royal'in. Federasyonumuzdan da gerçekten memnunum. Hamza Rusoğlu bizim başkanımız. Elinden geleni yapar. Ama yani benim tek dileğim bu spor ilerlesin. Geriye gitmesin. Çünkü çok elit bir spordur. Evet. Yani ilgi var zaten yarışmalardan da görüyoruz. Tabii ilgi alaka ama vardır. Daha da iyi olması gerekiyor. Olması gerekir. Tabii herkes çıkar mesela der maddi destek ister burada. Maddi destek yok. Bazı şeyler maneviyat da ister. Evet. Mesela bu yol için. Yani bir yolu bizim kulüpte olabilir. Mesela Aner'in Lefkoşa'daki o yolu vardır. Onu da yapabilirler. Lefkoşa Belediyesi yaparsa. Yani Terzioğlu'nun biraz şeydir. Ama onların gene zeminleri serttir. Yani bunlara da birazcık yani hükümet biraz gözünü açsın ve bu spora, bu ata sporudur. Evet. Yani atalarımızın yaptığı spordu. Bu Mustafa Kemal Atatürk'te bu sporu yaparlardı yani. Evet. Atın üstünde hep şeyleri vardır. Ondan sonra savaşlara zamanında atlarda giderlerdi. Evet, at gittik sonra geriye gitti ve öldü. Ve tekrardan şimdi KKTC'de Binicilik Federasyonu bunu canlandırmaya başladı. Evet, tabii ki şey de bahsedeyim size. Düz yarış o gündemdedir şu an. Hipodromu isteler. Daha önce yapılıyordu. Daha önce yapılırdı. Çok da şeydi, eğlenceliydi. Ama geriye gitti. Nereden geriye gitti? Maddi sıkıntılardan geriye gitti. Ama düz yarışla show jumping'in arasında dağlar kadar fark vardır. Düz yarış gerçekten ciddi, para isteyen bir yarıştır. Ve onun şeyi tabii ki bana ben bir atçı olarak ben karşıyım. Kumarla bağlantılıdır o. Yani betting ofislerine bağlantılı. Bizim show jumping öyle değildir. Evet. Bizim show jumping gerçekten gençlerin yapabileceği güzel bir spordur. Düz yarış tabii ki şey yarıştıracaklar, bet koyacaklar. Türkiye'de zaten görürsünüz, Avrupa'da da. Evet, evet. Düz yarışta herkes biz kumara ve alkole ve uyuşturucuya karşıyız. Biz böyle şey istemeyik. Onun için show jumping bence en güzel at sporudur. Devam etsin, gitsin. Evet. Ama bunu da dile getireceğim. Bence en iyi biniciler yani KKTC'de de yurt dışında da bayan biniciler yani erkeklerden bu işe daha iyidir. Evet. Onu söylemek gerekir. Yarışlarda görüyoruz. Yarışlarda hani görürsünüz. Çıktığında hani öğrencilerimiz bizim yani bütün federasyonda son 4 kişi kalırsa 3 tanesi kızdır, bir tanesi erkektir yani. İlgi büyük. Yani kızlar daha şeydir, daha başarılıdır bence. Evet. Yani
Çok teşekkür ediyoruz ve çalışmanıza da başarılar diyoruz. Tabii ki ileride Royal Atlı Spor Kulübü'nde işte yarışmalar da olacak. Yine çalışmalar olacak. Biz elimizden gelince takip edeceğiz. Siz de tabii ki hem federasyon hem Royal Atlı Spor Kulübü olarak çalışmanıza devam edeceğiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Royal Atlı Spor Kulübü'ndeyiz Mausa'da ve binicilik sporunun Mausa'daki bir numaralı ismi aynı zamanda ve yanımızda Royal Atlı Spor Kulübü eğitmeni Sayın Mehmet Altıngüneş var. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir kuruluşundan başlayalım. Nasıl kuruldu burası, nasıl başladı? Oradan başlayalım bir. Bize bilgi aktarırsanız lütfen. 15 yıl önce Hayrettin Alçıner abimiz tarafından başlatıldı. Yaklaşık bir 10 yıl onunla birlikte yürüttük, birlikte yaptık. Siz kuruluşundan beri varsınız. Evet, evet, evet. Kuruluşundan belli varım. Hayrettin abim belli bir yere kadar getirdi. Ondan sonra oğlu Şevki Alçıner devraldı. Yaklaşık 5-6 yıldır Şevki Bey'le birlikte yapıyoruz. Başlangıcında Hayrettin abinin getirdiği yerden sonra yani işte manejimizi yaptık. Ne bileyim ben ahırlarımızı belli bir yere kadar yaptık. Şefiki Bey de devraldıktan sonra babasından o daha da fazla ilerletmek için uğraştı. Ahır sayımızı çoğalttı. Başlangıçta kaç at vardı? Başlangıçta 10-12 tane atına başladık. Tabii pansiyonculuk olarak yapılır bu tarz yerlerde bu iş. Hem ders verme hem pansiyonculuk. Pansiyonculuk derken işte at sahibisiniz, buraya atınızı getirirsiniz, bakım ücretini ödersiniz, ders ücretini ödersiniz. O şekilde yardımcı oluyoruz at sahiplerine. Fakat şu an yani geçtiğimiz yıllara göre çok çok daha potansiyeli yükseldi bu işin. Daha fazla bir rehabet oldu bu işte. Yarışlarımız düzenlenir, öğrenci sayımız yükseldi, her ay bir çiftlikte Kıbrıs'ta yarış yapılır. Yani daha fazla spor dalında merak saldı, bu spor dalına merak saldı öğrencilerimiz, arkadaşlarımız diyebiliriz. Daha aktif bir duruma geldi. Aynen öyle. Spor da aynı şekilde. Aynen öyle, aynen evet, öyle. Kaç sporcunuz var şu anda? Yani yaklaşık 18-19 tane sporcumuz var. 12 tane yarışmacımız var. İnşallah daha da çoğalacak. Rutin antrenmanlar, çalışmalar devam ediyor. Nasıl antrenmanlar yapıyorsunuz burada? Çalışmalar nasıl gidiyor? Yani genellikle hep saatiyle, program ve planlı bir şekilde özellikle engel atlayan öğrencilerimizin ve engel atlayan atlarımızın rutini hiç değişmez. Yani belli başlı günlerde düz çalışırlar, belli başlı günlerde engel atlarlar, safarilere çıkarlar atlarını rahatlatmak için ve öğrencilerimizi rahatlamak için. Yani hep kontrol altında ve düzgün bir şekilde yani hiç saatini, zamanını kaçırmayız. Evet. Bir antrenman sahamız var, bir de engel atlama bölümü var. Evet, evet. Yani iki tane sahamız var. İlk bu önde bulunan küçük sahamız. Bizim ilk yarış sahamızdı. Evet. Onu ilk orayı yaptık. Hem yarışlarımız orada düzenlendi, antrenmanlarımız orada yapılırdı. İşte dediğim gibi Hayrettin Bey ile ilk orada başladık. Orayı yaptık. Şevki Bey devraldıktan sonra arka taraftaki büyük maneji yaptı. Çok büyük bir manej yaptı, güzel bir yer yaptı. Zaten gördüğünüz gibi yani standartlara uygun bir şekildedir hep.
Şimdi mesela engel atlayan öğrencilerimizi, ne bileyim ben, iyi binicilerimizi, diğer tarafta yeni başlayan öğrencilerimizi küçük manejimizde çalıştırıyoruz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız neler? Sıkıntılarımız, en büyük sıkıntımız yolumuz. Buraya ulaşmakta biz de bayağı zorlandık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Başta da belirttiğim gibi programın başında 15 yıldır bu tesis açıktır. 15 yıldır buraya gelen sporcularımızın ve ailelerinden aldığımız şikayet, araçlarımızın lastikleri parçalanıyor. Kayalardan bir iki müşterimizin, biliyorsunuz spor arabalar vardır, alçak arabalar vardır. Kayalara taşlar altı vuruyor. Birkaçının makinası yandı burada gidip gelirken kayalara vurmaktan. Ve sağ olsunlar yine de tamam tercih ediyorlar bizi ama yani büyüklerimizden tek dileğimiz yani bize sadece bu yol konusunda yardımcı olmalarıdır. Yani elektriğimiz yoktu. İnanın ki bu ağıllar bölgesinde olan bu tesise elektriği Şevki Bey ve bu çiftliğin hizasında olan arkadaşlarımız birlik olup parasını ödeyip getirmiştir. Ve bu ağıllar bölgesindeki arkadaşlar onların sayesinde sebeplenip herkes şu an ağıllarına elektrik almıştırlar. İnşallah artık yolumuzda devletimiz bize yardımcı olur da bu spor dalını en azından çocukları daha fazla memnun edebilirik, müşterilerimizi daha fazla memnun edebilirik. Yardımcı olur bize de bu yolumuz düzelir. Evet. Bu spora yeni başlayacak olan çocuklara, gençlere neler tavsiye edersiniz? Nasıl hazırlanmalılar daha doğrusu? Yani şimdi binicilik sporu şöyle bir şey. İlk baktığında küçük çocuklarımız ilk baktığında bireysel bir ata binmeden önce kendilerine çok büyük gelir at dış görünüş olarak baktığında. Ama küçük Shetland'ımız da var. Her yaşa göre atımız var evet. Burada. Benim çocuklara demeyeyim de ailelere tavsiyem illaki çocuklarını herhangi bir yerde bir ata bindirsinler. Benim görüşüm at biniciliği bir çocuk için çok büyük bir özgüvendir. Kendilerini öne koyup desinler ki bir ata battıklarında aa ne büyük dediler insanlarımız evet. Gördüğünde. Bir de o çocuğu kendilerinin yerine koysunlar. Ama ata bindikten sonra da mesela ben biliyorum ki 2-3 yaşında çocuklarımız var gelir Shetland'ımıza biner. 3 defa bindikten sonra ben büyük ata binmek istiyorum der. Evet. İşte bu o çocuğa yaşatılan özgüvendir aslında. O çocuk o özgüveni o küçük Shetland'dan kapar ve büyük ata binmek ister. Ve ondan sonra da merakı varsa zaten arkası gelir ciddi bir sporcu olur. Takım olarak da yarışmalara katılıyorsunuz. Tabii ki. Biraz ara verilmiş tabii pandemi sürecinde. Evet. Şimdi tekrar başladı. Evet. 2-2,5 yıl bir pandemi sürecimiz oldu. Aramız oldu pandemiden dolayı. Belli başlı zorluklar yaşadık, geriler yaşadık ama çok şükür şu an yani öğrencilerimiz, sporcularımız çok meraklı olduğu için hiç arkasını kesmediler. Pandemi de olsun özel izinlerinden yine geldiler, devam ettiler, atlarını bırakmadılar. Yani özel izinlerden olsun gelip yine atlarımıza bindik. Yani yarışmalara katılıyoruz. Evet, evet. Yarışmalara katılıyoruz. Her ay bir çiftlikte, Kıbrıs genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her ay bir çiftlikte yarışmamız vardır. Federasyon eşliğinde. Çok şükür çok güzel ilerledik. Daha da ilerlemeyi istiyoruz. Yani herkese bu sporu tavsiye de ederim. Gelip denemelerini de isterim. Evet, Royal Atlı Spor Kulübü'ne davet edelim sonuçta. Evet, evet, evet. Kapımız herkese açıktır. İstedikleri zaman gelebilirler. Tabii hafta arası da açık. Tabii ki, tabii ki. Sabah 8, akşam 10'a kadar spor kulübümüz her zaman açıktır. Gece, şimdi havalar yazladı, projektörlerimiz var. Her iki taraftaki manejimizde projektörlerimizi açarız. Antrenmanları genellikle gece yaparız zaten yazda. Evet. Yani gayet güzel bir spordur. Evet. Herkes buyursun, gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmanıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. We'll be right back.
Royal Atlı Spor Kulübü'ndeyiz ve sporcularla birlikteyiz. Yarışmalara katılıyorsunuz. Burada çalışmalar devam ediyor. Çok güzel, biz de izledik. İsmini alabilir miyiz? Rümeysa Mustafa. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi. Yarışmalara katılıyorsun. Evet, inşallah lisans aldıktan sonra. Evet. Hayırlısı olsun, başarılar diliyoruz. Seni tanıyalım. Ben Bulut Mirka. Yarışmalara katıldık. Evet. En son yarışta vardık. Evet, vardı. Nasıl geçti? İkincilik aldık. Çok güzel, tebrik ederiz. Bundan sonraki yarışlara da devam ediyorsun. Evet. Evet. Başarılar diliyoruz. İsmini alabilir miyiz? Ramla Mustafa. Yarışmalara katılıyoruz. İnşallah lisans aldıktan sonra. Evet, hayırlısı. İlk yarışmaya katılacağız. İnşallah. Heyecan var mı? Çok. Çok güzel. Kolay gelsin, başarılar. İsmini alalım. Sanım Sağlamer. Yarışmalara katılıyoruz. Evet. Nasıl geçti? İlk yarış vardı yakın zamanda. İlk yarış güzel geçti. Derece? Derece ikincilik. Çok güzel. Başarılar diliyoruz. Bundan sonraki yarışmalarda da tebrikler. Merci. İsmini alabilir miyim? Asya Altıngüneş. Yarışmalara katılıyoruz. Evet, evet. Nasıl geçti yarışma? Dereceye girdim. İlk üçüncü oldum. Çok güzel. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz bundan sonrasında. Teşekkür ederim. Thank you.
Spor Analiz'in bu programında Mausa'da Royal Atlı Spor Kulübü'ndeydik. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sağlık ve spor dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.